Geleneksel Türk Okçuluğu izleme metni cevapları ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 188, 189, 190, 191 Milli Kültürümüz teması Geleneksel Türk Okçuluğu izleme metni cevapları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 188 cevabı Metne hazırlık 1 İlginizi çeken spor dalları hangileridir? Paylaşınız. Cevap, ilgimi çeken spor dalları voleybol, futbol ve atletizmdir. İkinci geleneksel spor dallarından hangilerini biliyorsunuz? Paylaşınız. Cevap, güreş, okçuluk, cirit, binicilik bildiğim geleneksel spor dallarıdır. Birinci etkinlik görselleri inceleyiniz. Görsellerden yola çıkarak dinleyeceğiniz, izleyeceğiniz metnin içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, metnin içeriği okçuluk, cirit gibi geleneksel sporlarımız olabilir. İkinci etkinlik metni izlerken dikkatinizi çeken noktaları defterinize not ediniz. Cevap, okçuluk bir spor olmasının yanında ecdat yadigarı, yalıtılması gereken köklü bir mirastır. Geleneksel okçuluk kendine has kıyafetleri, ritüelleri olan bir yaşam biçimidir. Ok ve yay yaren olur okçunun hayatına, oku atan okçu değil inançtır. Oku menziliyle buluşturan haktır. 3. Etkinlik 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 189 cevabı. A. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız. Cevap. Ekipman. Tahmin, bir iş için gerekli aletler. Sözcük anlamı, takım. Cümlem, marangoz, gelirken tüm ekipmanını da getirmiş. Ritüel. Tahmin, tören. Sözcük anlamı, bir din veya inanç sistemine ait ibadet, ayin, merasim ve bu sırada uyulması gereken kurallar. Cümlem, eski Türklerin pek çok farklı ritüelleri vardı. Disiplin. Tahmin, tür. Sözcük anlamı, öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı. Cümlem, kayak sporunun farklı disiplinleri vardır. Zanaatkar. Tahmin, marangoz, boyacı gibi meslekler. Sözcük anlamı, insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işleri yapan kişi. Cümlem, tarihi çarşının içinde birçok zanaatkar var. B. Öğrendiğiniz kelime ve kelime grubunu anlamları ile birlikte sözlüğüm bölümüne yazınız. Cevap. Ekipman, takım ritüel, bir din veya inanç sistemine ait ibadet, ayin, merasim ve bu sırada uyulması gereken kurallar disiplin, öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü, bilim dalı zanaatkar, insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işleri yapan kişi 4. Etkinlik. Soruları metne göre cevaplayınız. 1. Okçuluğu kimler yapabilir? Cevap, toplumun her kesiminden, her yaştan, her cinsiyetten insan yapabilir. 2. Okçuluk sporu yapılırken, diğer canlılara karşı duyarlı olunduğunu nereden anlıyorsunuz? Cevap, ok atılırken kuşların göç yollarının bile hesaplanmasından, atlara değer verilmesi, korunmasından ve eğitim verilirken gençlere çevreye karşı duyarlılık kazandırılmasından anlıyorum. 3. Okçuluk eğitiminin bu sporu yapan kişilere katkıları nelerdir? Cevap, okçunun bakışını keskin kılar, öngörüsünü, idrakini geliştirir, bileğin gücünü geliştirir, zamanlama becerisini geliştirir, odaklanmayı artırır. 5. Etkinlik 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 190 cevabı. Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin Türkçe karşılıklarını verilen kelimeler arasından bulunuz. Siz de bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını birer cümlede kullanınız. Geleneksel sporlarımız bize ecdadımızdan miras kalmış kültür öğelerimizdir. Cevap, biz gençler, bize atalarımızdan kalan ülkemizi hep koruyacağız. Spor yarışmalarına hazırlık sürecinde bol bol antrenman yapıyoruz. Cevap, bir sporcunun başarılı olması için düzenli alıştırma yapması gerekir. Olaylara farklı bir perspektiften bakmak işlerimizi kolaylaştırabilir. Cevap,
bence bu konuya bakış açını değiştirmelisin. Doktorumuz, hastalanan yavru köpeğimize toparlanması için rehabilitasyon programı uyguladı. Cevap, olumsuz durumlar yaşayan çocukların iyileştirme sürecinden geçirilmesi gerekir. Çalışma sonrasında zarar görmemeleri için ekipmanlarımızı özenerek topladık. Cevap, evde çalışan ustalar, aletlerini çok dikkatli kullandı. 6. etkinlik verilen deyimleri kullanarak cümleleri örnekteki gibi tamamlayınız. Can kulağıyla dinlemek tek vücut olmaka göz gezdirmek iple çekmek kafasına koymak. Cevap, yarın sunum yapacağı konuya göz gezdiriyordu. Derste anlatılan bilgileri can kulağıyla dinledi çünkü hazırladığı ödevde bu bilgileri kullanacaktı. Karne gününü iple çekiyordu, 7. Etkinlik 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 191 cevabı. Akdeniz bölgesinin tarım haritasını inceleyerek soruları cevaplayınız. 1. Sadece tek ilde yetiştirilen ürünler hangileridir? Cevap, gül, elma, defne, karpuz, buğday, yer fıstığı. 2. Muz hangi illerde yetiştirilmektedir? Cevap, Antalya ve Mersin. 3. Bölgeye göre en fazla üretim alanına yayılan ürünler hangileridir? Cevap, mısır, limon, portakal ve zeytin. 8. etkinlik verilen metinleri metnin tür özelliklerine dikkat ederek okuyunuz. Ana sütü gibi gereklidir dil. Sahip çık Türk genci. Kıymetini bil. El hayranlığını yüreğinden sil. Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe yaz, meddahlık, taklit ve canlandırmalarla. Dinleyiciyi eğlendirmek amacıyla öykü anlatma sanatıdır. Bu sanatı icra edenlere meddah denir. Cevap, metinleri tür özelliklerine dikkat ederek okuyunuz. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 188, 189, 190, 191 geleneksel Türk okçuluğu izleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.